Türkiye ve dünyadaki şifalı bitkiler nelerdir? Evet, Türkiye ve dünyada şifalı bitkilerle ilgili büyük gelişmeler oluyor. Şimdi Türkiye maalesef şifalı bitkiler konusunda Avrupa'yı, Amerika'yı biraz geriden, 50 yıl, 60 yıl geriden takip ediyoruz. Avrupa'da bu iş artık standarize olmuş. Belli kalıplara oturmuş. Mesela Farmakope diye bir kitap var. Farmakope, Avrupa Farmakopesi, Alman Farmakopesi. Farmakope nedir? İlaç yapılabilen, ilaç yapımında kullanılan etken maddeler, takviyeleri, yardımcı maddelerin hepsine kullanımı, nerede üretilir, nasıl üretilir, mineraller, kimyasal maddeler, sentetik maddeler, bitkisel ilaçlar, hepsini içerisine alan kitaba Farmakope, yani ilaç kullanımında kullanılan her şeyi içeren kitaba Farmakope'dir. Her ülkenin kendine ait farmakopesi var. Türkiye 24 Ocak 2004 yılında Avrupa Farmakopesini aynen adapte etti. Yani aldı, kabullendi. Dedi ki tamam, ben de Avrupa Farmakopesiyle aynı Türk Farmakopesini oluşturdum diye bir kanun çıkardı. 25.620 sayılı kanunda Türkiye Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu Avrupa Farmakopesini aynen kabul etti. Avrupa Farmakopesinde, yani bu Avrupa'da yayınlanan ilaçlarla ilgili kitabın 20 Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen üye ülkeler ve dünyanın çeşitli ülkelerinden toplam 57 ülke kayıtlı buraya, üyeler. Burada istişare yapılıyor. Şu bitki hakkında şöyle faydalar var, bu bitkinin böyle faydası var, tartışılıyor. O bitkiyle ilgili fikirler geliştiriliyor. Ve bu tartışmalar sonucunda Avrupa Farmakopesi'ne 112 bitki tıbbi bitki olarak alındı. Tıbbi bitki. 112 bitki Avrupa Farmakopesi'nde tıbbi bitki olarak kayıtlı. Türkiye'de aynısını kabullendi. Tıbbi bitki ne demek? Tedavi maksatlı kullanılan bitkiler. Mesela şurada bu Alman Farmakopesi, onların Almanlar diğer ülkelerden farklı olarak 169 bitkiyi tıbbi maksatla kullanılabilir diye tıbbi bitki olarak kendi kodekslerine kaydettiler. Diğer ülkelerden 57 bitki, daha fazla bitki ilaç üretiminde kullanılabilir dediler. Ve onlar bütün Avrupa'da üretilen bitkisel gıda takviyelerinin %50'den fazlasını sadece Almanlar tek başına üretiyor. Bütün Avrupa'da üretilen. Ana Almanlar bu konuda çok çok ileri. Mesela bu kitapta gördüğünüz preparat liste diyor. Yani bitkisel ilaç listesi bu kitap. Şimdi Avrupalılar, Amerikalılar, Asyalılar bitkisel ilaç diyor. Neye göre diyor? Avrupa Farmakopesine göre veya her ülke kendi ülkesinin farmakopesine göre. Biz diyemiyoruz. Neden? Biz de kanunla Avrupa Farmakopesini kabul ettiğimiz halde Türkiye olarak 2004 yılında kabul ettiğimiz işte 112 bitkiyi biz de Türkiye olarak kabul ettik. Ne dedik? Biz de Avrupa Farmakopesini kabul ettik dedik. Aynısını. 112 bitkiyi tıbbi bitki olarak kabul ettik. O halde 112 bitkiden aslında nedir? Üretilen her türlü bitkisel ilaçlar üretebilir. Avrupalılar, Amerikalılar, Asyalılar bitkisel ilaç diyor. İşte burada da yazıyor, ne diyor? Bitkisel ilaç veya natürel ilaç. Biz diyemiyoruz. Yani kanunu kabul ettiğimiz halde, kanununu çıkardığımız halde bütün dünya ülkeleri bitkisel ilaç diyor, natürel ilaç diyor, doğal ilaç diyor. Biz Türkiye olarak bitkisel ilaç, doğal ilaç, natürel ilaç diyemiyoruz. Kanun çıkardığımız halde 25.620 sayılı kanunda 112 bitki, tıbbi bitki demişiz, altına kanun çıkarmışız, imza atmışız. Buna rağmen sonradan çıkan bazı yönetmelikler kanunun üstün tutuluyor. Yönetmelikler diyor ki bitkisel ilaç diyemez.
Doğal ilaç diyemezsin. Natürel ilaç diyemezsin. Tedavi eder diyemezsin. Kanun var. Yönetmelik kanunlardan üstün olamaz. Kanun daha hükmedicidir, büyüktür. Avrupa Birliği'nin ile yapılan anlaşmalarda da Avrupa Birliği kanunları da Türkiye kanunlarından üstün tutuluyor. Anlaşmalarda böyle. Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu kanunlarda da ne diyor? Bunlar tıbbi bitkiler diyor. Tıbbi bitki ise o zaman bunlardan üretilen her şey nedir? Normal olarak ilaçtır. İlaç da tedavi edilebilir. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da yani televizyon programı çıkan insanlar diyor ki işte şu bitkiyle şu hastalık tedavi edildi, bu bitkiyle bu tedavi edildi deniyor diyor. Şu klinik araştırmalarına göre diyor. Türkiye'ye geliyoruz, tedavi edilir diyemiyoruz. Ne diyoruz? Gıda takviyesi. Kanun var. Kanunun hükmünü yok ediyor. Sonradan çıkan yönetmelikler kanunun hükmünü ortadan kaldırıyor. Aslında yönetmelikler kanundan üstün değil. Ama böyle bir Türkiye'de bir tuhaflık var. Neden bu acaba? Kimya fabrikaların baskısından mı kaynaklanıyor? Yoksa bir tercüme hatasından mı kaynaklanıyor? Ben bunu anlamış değilim. Ortada bir karmaşa var. Avrupa'da, Amerika'da tıbbi bitkilerle hastalıklar tedavi edilir diyorsa Türkiye'de de denmesi gerekir. Çünkü Türkiye bununla ilgili bir kanun çıkarmış. Kanun var. 112 bitki tıbbi bitkidir demiş kanunda. 112 bitki. Şimdi Türkiye'de bir kafa karışıklığı var. Bazıları televizyona çıkıyor. Profesör Doktor X. Karnabahar şuna iyi gelir diyor. Ispanak buna iyi gelir diyor. Efendim maydanoz şuna iyi gelir diyor. Vesaire vesaire. Ha onlar ayrı. Sebzeler, meyveler içerisinde de tıbbi olan bitkiler var. Ama 112 bitki, tıbbi bitki, uluslararası kodekslerde geçmiş, kayıt alınmış kanunlarla belirlenmiş, farmakoplara girmiş, farmasötik yani ilaç statüsünde olan bitkiler farklı. Bunlar birinci sınıf şifalı bitki. Birinci sınıf şifalı 112 şifalı bitkiden birkaç örnek verecek olursak nedir? Örnek burada gördüğünüz alıç. Bu alıç, Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir ama herhangi bir alıç değil. Loplu veya kertikli alıç. Tıbbi maksatla kullanılır. Diğer 88 alıç içermiş olduğu etken madde hiperozoit çok az olduğu için tıbbi maksatla kullanılmaz. Destilasyonla ekstraktı yapılıp bundan herhangi bir şey üretilmez. Üretilirse de etkisi az olur. Yani dünyada tıbbi maksatla kullanılan, şifa maksadıyla kullanılan alıç içerisinde sadece ikisi çok çok faydalı. Bu da birçok üniversitenin kliniğinde yapılan araştırmalarla belgelenmiştir. Şimdi mesela şurada elimde bir şu gördüğünüz bu Almanların üretmiş olduğu bitkisel ilaç listesi. Ne diyor? Preparat liste. Yani ilaç listesi. Bitkisel ilaç listesi. O kadar çok bitkisel ilaç üretiyor ki Almanlar. Yani koskoca kalın bir kitap haline gelmiş. Yani katalog haline gelmiş. Türkiye'de henüz maalesef çok çok gerideyiz. İnşallah aradaki farkı kapatırız, kapatmamız gerekir. Ama Türkiye'de birçok herbalist, bitki uzmanı vesaire ne yapıyor? Televizyonlara çıkıyor. Konuşuyorlar. Biri diyor karnabahar alsam iyi gelir. Öbürü diyor ıspanak demire iyi gelir. Halbuki ıspanakla ilgili yapılan araştırmalarda ıspanakın demir içermediği ortaya çıktı. Yıllarca insanlara, çocuklara özellikle ıspanak yedirdiler. Kemikleri güçlensin, demir var diye. Halbuki öyle bir şey olmadı, ortaya çıktı. Burada kriter önemli. Kriter nedir? Biz bir bitkiyi ele alırken 5 kritere bakmamız gerekir. Nedir bu 5 kriter? 1. Bitkiyle ilgili klinik araştırması yapılmış mı? Uluslararası birçok üniversitede, bir ülkede değil, birçok üniversitede bu bitkiyle ilgili klinik araştırması yapılmış mı? Yapılmışsa birinci sınıf şifalı bitkidir. 2. Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan komisyon E veyahut da Avrupa Birliği'nin bir komisyonu var, ESCOP. Bunlar bitkiyle ilgili bir monografi yayınlamış mı?
yayınlamışlar. Orada 19-20 profesör doktor, hem tıp uzmanı hem de fitoterapi uzmanı, yani bitki uzmanı ve tıp uzmanı, bunlar toplanırlar. 3 ayda bir monografi yayınlarlar. Bitki hakkında monografi yayınlamışsa 2. sınıf şifalı bitki. Aromaterapide kullanılıyorsa, bu bitki tentürü yapılmışsa, etkisi ispat edilmişse 3. sınıf şifalı bitki. Eterik yağları, esansları yapılıyor. Bu esanslarıyla tedavi denemeleri yapılıyor. Etkisi ispatlanmışsa 4. sınıf şifalı bitki. Ve bu kategoriye girmeyen bitki, halk arasında kullanılan bitkiler 5. sınıf şifalı bitki. O halde 5. sınıf şifalı bitki, vatandaş televizyona çıkıyor, kalkıyor, sanki 1. sınıf şifalıymış gibi, bitkiymiş gibi. Uluslararası farmakope, yani ilaçları inceleyen bilimle ilgili kitaba, kataloğa girmiş gibi, karnabahar, Alzheimer iyi gelir. Neye göre konuşuyorsunuz? Mesela örnek veriyorum. Başkası da başka bir şey anlatıyor. Herkes bir şey anlatıyor. Nedir bunun? Bir anlamı yok. Yani bir şeyi konuşurken elinizde veri var mı? Veriye göre konuşacaksınız. Bilgiye göre konuşacaksınız. Belgelemeniz gerekir. Farmakopeyada varsa bitki, tıbbi bitkidir. Konuşabilirsiniz. Farmakopeyada geçmiyorsa bu bitki, konuşamazsınız. Bir anlamı yok. Boş konuşmak olur. O nedenle bu işi iyi bilmek gerekir. Yeni yeni üniversitelerimizde, Türkiye'nin birçok üniversitesinde bitkiyle ilgili bölümler açıyor, fitoterapi diye. İnşallah birkaç sene sonra böyle reyting amaçlı yayın yapan televizyonlar, bazı büyük televizyonlar reyting düşmesin diye şov yapıyorlar. Şova dönelik birkaç tane bu işin uzmanı olmayanları getiriyorlar, konuşturuyorlar. Pırasa, maydanoz, efendim vesaire, karnabahar. Ne oldu? Yani çorba oldu. Hiçbir şey anlamı kalmadı. Vatandaş diyor ki hangisi şifalı bitki? 112 şifalı bitki var. Tıbbi bitki var. Ha, Almanya'da 169 şifalı bitki kendi Alman farmakopesinde 169. Yani 57 bitkiyi daha fazladan Almanlar katmış kendi kodekslerine. Neden 57 bitki daha fazla? Bunu Almanlar için faydası veya zararı var mı? 57 bitki fazla. 169 bitkiyi tıbbi bitki olarak Almanlar, Alman farmakopesine almışlar. Bu şu demek. Mesela Türkiye'nin farmakopesinde ladengülü yok. Ama Almanların klinik araştırması yapmışlar, etkisini ispat etmişler. Ekzemaya, akneye, likene vesaire 1. sınıf şifalı bitki statüsüne almışlar ladengülünü. Ladengülü Türkiye'de yetişiyor. Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde milyonlarca ton. Biz Almanlara diyoruz ki biz bunu kodeksimize almadık. Türk farmakopisinde yok. İlaç statüsünde değil, tıbbi bitki statüsünde değil. 5. sınıf bitki statüsünde. Biz bunu işlemiyoruz. Buyurun siz alın. Veriyoruz kilosunu 5 liraya. Almanlar bundan ilaç yapıyor. Dünyaya satıyor. Kilosu neye mal oluyor? 5 liraya aldığı şeyi 1000 liraya satıyor. Kim kazanıyor? Alman kazanıyor. Üreten kim? Biz. Toplayan kim? Biz. Paketleyen kim? Biz. Ama parayı kazanan onlar. Eğer biz de bu işten para kazanmak istiyorsa insanlarımız, işçi, çiftçi, köylü, üretici, tüketici vesaire ne yapmak gerekir? Almanların gibi onlar 57 bitkiyi nasıl kodeksi aldılarsa farmakope, bizim de almamız gerekir. Sadece ladengülü örnek verdim ama mesela Oregon üzümü de aynı şekilde sedefe karşı etkisi ispat edilmiş bir bitki. Alman farmakopesinde var, Türk farmakopesinde yok. Mahonya akufolyum. Neden yok? Türkiye'nin her tarafında yetişiyor. Yaban olarak, süs bitkisi olarak yetişiyor. Biz bunun kökünün kabuğunu, dalının kabuğunun destilasyonla ekstraktını yapıp satarsak kilosu 300 lira, 500 lira. Ama kökünün kabuğunu satarsak 5 lira, 6 lira. Hangisi karlı Türk vatandaşı için? İşçi, çiftçi, köylü, üretici için, bizim insanımız için? Tabii ki ekstraktını satmak, hapını, damlasını, derecesini satmak. Bu nedenle daha sonradan Alman farmakopisine giren bitkileri Türkiye'nin de alıp 169'a çıkarması gerekir. Zaten bunlar etkisi ispat edilmiş bitkiler. Neden almıyoruz? Kaybımız var. Bu kaybı telafi etmek gerekir.